Turan Mimarlık İnşaat Limited Şirketi ve Aksan İnşaat sunar. Seçim Masası'ndan bizleri izleyenlere iyi akşamlar sevgili izleyiciler. Seçim Masası'nda yaklaşan yerel seçimlere doğru biz de tabii ki Manisa merkez ve ilçelerdeki adayları ve projelerini, çalışmalarını sizlere aktarmaya, sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Bu programda biz siyasi partilerin adaylarını sizlere, sizlerle birlikte buluşturuyoruz sevgili seyirciler. Evet, çok küçük yaşlardan itibaren siyasetin içerisinde yer alan ve aslında tecrübeli bir belediyeciliğin içerisinden gelen bir konuğumuz var bugün. Tabii ki Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Cem Çörlü bizlerle birlikte. Sayın Çörlü hoş geldiniz. Hoş bulduk Canan Hanım. Hayırlı nasılsınız? İyi akşamlar. Siz nasılsınız? İyisiniz. Teşekkürler. Bizler de iyiyiz. Evet, bugün projelerinizi, çalışmalarınızı, vatandaşla bir araya geldiğinizde aldığınız tepkileri konuşacağız ama onun öncesi ben izleyicilerimize telefon numarasını ve Facebook adresimizi hatırlatmak istiyorum. Değerli ETV izleyicileri, tekrarlayalım. Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Cem Çörlü bizlerle birlikte. Kendisine yöneltmek istediğiniz sorularınız olursa eğer canlı telefon bağlantısı numaramız 233-77-77. Aynı zamanda sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden de bizlere sorularınızı yöneltebilirsiniz. ETV-Manisa adresinden burada sorularınızı yanıtlandırmaya çalışacağız. Evet, Sayın Çörlü, tabii ki yaklaşan yerel seçim doğrultusunda tempoyu da arttırdığınızı evet. Düşünüyorum ben. Köy, belde ve mahalle ziyaretlerine hız kazandırdınız. Evet. Neler yapıyorsunuz? Evet. Neler anlatıyorsunuz? Öncelikle ekranları başında bizleri izleyen izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Evet, biz şu an itibariyle köy ve beldelerimizi birinci turumuzu tamamladık. Yaklaşık 23 köyümüzün tamamına gittik. 9 tane beldemizin hepsini dün akşam itibariyle bitirmiş bulunduk. Artık Manisa merkezine yoğunlaştık. Manisa merkezinde çalışmalarımızı yapıyoruz. Tabii gittiğimiz her yerde biz bugüne kadar bu yarışın en başından beri söylediğimiz bir cümle vardı. Belediyeciyiz ve projelerimizle anılacağız demiştik. Dolayısıyla her köye ve her beldeye hazırladığımız projeleri insanlarımıza anlattık. Gerekli ilgiyi, alakayı da gördük. Zaten beldeler ve köylere çok yabancı değildik. Manisa Belediyesi'nde bu Büyükşehir Kanunu çıktıktan sonra yaklaşık 6 aydır zaten her beldeye defalarca gitmiştim. Her köye defalarca gitmiştim. Onların zaten yakından ihtiyaçlarını biliyorduk. Birçoğunu da yerine getirme imkanı bulduk. Onun haricinde eksiklerini bildiğimiz için projelerimizi hazırlatmıştık. Projelerimizi de kendilerine sunduk, belde ve köylerde yaşayan insanlarımıza. Artık Manisa'dayız, Manisa merkezdeyiz. Gündüzleri esnaf ziyaretlerimizi yapıyoruz. Halkımızla bütünleşiyoruz. Bunun en büyük örneği de yarın Allah nasip ederse yarın akşam Ulupark'ta tüm Manisalıları davet ettik. Orada bir sunumumuz olacak. Hem yani halkta katılabilecek proje tabii, sunumunuz. Hem proje sunumum olacak, son etabı. Daha önce açıklamadım, 5-6 tane projem vardı, onları anlatacağım. Hem belediye meclis üyelerimizin tanıtımını yapacağız, hem de halkımızdan kucaklaşmış olacağız. Evet, tabii ki siz gittiğiniz her yerde vatandaşlarla bir araya gelirken kahvehanelerde ya da köy meydanlarında hep şunu söylüyorsunuz. Biz 5 yıllık belediyecilik dönemimizde şunları şunları yaptık. Yani biz belediyeyi bu durumdan aldık, buraya getirdik diye. Evet. Öncelikle konuşmamız hep bu sözlerle başlıyor. Evet. Ve ardından da ekliyorsunuz, yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır diyorsunuz. Evet. Peki bu iddia, yani bu söylem neye dayanarak ortaya çıkıyor? Evet, tabii ki bu söylem, ben 5 yıldır Manisa Belediyesi'nde Cengiz Ergün Bey'in yanında Belediye Başkan Yardımcılığı, Su İşleri Müdürlüğü ve Fen İşleri Müdürlüğü görevlerini yaptım. Tabii aynısı iştir, kişinin lafa bakılmaz. Biz 5 yılda çok güzel icraatlar, çok güzel eylemler, çok güzel eserler ortaya çıkardık. Bunlar bizim referansımızdır. Ben tabii çok fazla siyasete girmek istemiyorum ama bunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Her zaman gittiğimiz yerde şunu da söylüyoruz. Bizim rol modelimiz Manisa'dır. Rol modelimiz Manisa Belediyesi'dir. Örnek aldığımız belediye başkanı Cengiz Ergün'dür. Bunu gururlanarak söylüyoruz. Dolayısıyla diğer siyasi partiler gibi işte rol model Eskişehir,
rol model belediye başkanı da Eskişehir Belediye Başkanı demiyoruz. Ya da rol model İstanbul. Burada Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönderme var. Yani gönderme değil, örnek gösterdikleri için bize cevap hakkı doğuyor. Benim için rol model Manisa'dır, Manisa Belediyesi'dir, Manisa yapılacak olan hizmetlerdir. Ve rol modelimiz Manisa Belediyesi'ndeki yaptığımız son 5 yıllık icraatlardır. Ve rol model belediye başkanımız da şu anki mevcut belediye başkanımızdır. İstanbul bir rol model olamaz, Eskişehir bir rol model olamaz. Oralının belediye başkanı da rol model belediye başkanı olamaz diyorum, bunları söyleyeyim. Evet, şimdi Cumhuriyet Halk Partisi Büyükşehir Belediye Başkanı Özgür Özel'in de bir açıklaması olmuştu. Demişti ki biz evet işte İzmir'i örnek alıyoruz, Eskişehir'i örnek alıyoruz. AK Parti İstanbul'u örnek alıyor ama MHP için aynı şeyi söyleyemeyeceğim. Çok üzgünüm, böyle bir rol modeli yok demişti. Bunlara da cevap oldu galiba bu söylemleriniz. Aslında MHP için rol model çok. Yani Fethiye'deki belediye başkanımız her ne kadar şu an MHP'den ayrılmış olsa da 20 sene orada belediye başkanlığı yaptı. Yine Mersin Tarsus Belediye Başkanımız, şu an Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Burhanettin Kocamaz. O da 20-25 yıldır Tarsus'ta, ki nüfusu 150 bindir, orada belediye başkanlığı görevini yapıyor. Ama bizim rol modelimiz Manisa'dır. Şimdi bir kere şunu söyleyeyim, AKP'li meclis belediye başkanları adayları rol model gösteremez. Onların da rol modeli Manisa olması lazım. Biz Manisa Belediyesi'ni burada AK Parti'den aldık. Yani onların gösterecek olduğu AK Belediyecilik dediği aslında daha önce bu Manisa'da bu denendi. Yani biz örnek almayız, örnek oluruz mu diyorsunuz? Örnek oluruz, örnek de olduk. Onun için referansımız da Manisa Belediyesi'dir. Manisa Belediyesi'nde son 5 yıldır yaptığımız eylemlerdir. Evet, son 5 yıl içerisinde tabii ki siz de belediye yardımcılığı görevini üstlendiniz. Bunun da size bir avantaj sağlayacağını düşünüyor musunuz? Kesinlikle düşünüyorum. Son 5 yılda Manisa artık Türkiye'de gösterilen bir belediyecilik. Milliyetçi Hareket Partili Manisa Belediyesi Türkiye'de örnek gösterilen bir belediyecilik yaptı. Rol model oldu. 2009'da AKP kırmızı kart yedi Manisa halkından. Dolayısıyla seçimleri biz aldık. Bizim yaptıklarımız, bugüne kadar ki 5 yılda ortaya koyduğumuz icraatlar bizim tabii ki teminatımızdır, alnımızın akıdır. Bunları söyleyebilirim evet. Peki gittiğiniz yerlerde vatandaşların ilgisi nasıl size karşı? Yani memnunlar mı şu an yerel iktidardan? Yerel iktidardan halkımızın büyük bir çoğunluğu memnun. Tabii herkes takım tutar gibi parti tutan vatandaşlarımız da var. Yani bunu inkar edemeyiz. Görmemezlikten de gelemeyiz. Ama genel olarak Manisa halkı, Manisa Belediyesi'nin son 5 yıldır yaptığı icraatlardan memnun, yapılan yatırımlardan memnun, mutlu. Bunları onların gözlerinden okuyoruz. Zaten bizleri sıcak şekilde karşılamalarından da bu anlaşılıyor. Bizden Manisa Belediyesi'nde 5 yılı geçirdik. Bir 5 yıl daha devam etmemizi istiyorlar. İnşallah bu da gerçekleşir. Evet, bir de tabii ki belediye meclis üyesi adaylıkları var. Tüm partilerle birlikte Milliyetçi Hareket Partisi de aynı gün belirledi. Listeler tabii ki basın yoluyla kamuoyuna duyuruldu. Peki siz Şehzadeler İlçesinde bu listeleri hazırlarken neye dikkat ettiniz? Şu anda kaç kişi var o listede? Biraz da bu belediye meclis üyeli adaylıklarından bahsedelim. Evet, listeler 28 artı 3 kişiden oluşuyor. 28 asil liste, 3 de kontenjan belediye meclis üyesi olarak. Bizler tabii 2009'da Manisa Belediyesi'ni Cengiz Ergün'le alırken şunu düşünmüştük. Manisa'yı kucaklayan belediye meclis üyelerinden oluşturmayı düşünmüştük. Bunda da başarılı olmuştuk. Tabii rol modelimiz bu olduğu için yine bu belediye meclis üyeleri listelerini yaparken tüm Manisa'yı kucaklayabilecek, herkesin ulaşabileceği belediye meclis üyeleri, Manisa kamuoyunda tanınan insanlar olmasına dikkat ettik. Dolayısıyla listeler de bu şekilde oluşturuldu. İçinde tabii eski il başkanlarımız da var. Sonuçta bir siyaset yapıyorsunuz. İçinde yeni siyasete atılmış insanların, iş adamlarının olduğu gibi daha önceden siyasetten gelen tecrübeli abilerimizi de koyduk listeye. Bunu bir futbol takımına benzetebilirsek ben şunu iddia ederim. Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadelerin belediye meclis üyeleri listesi Barcelona gibi oldu. Bunu buradan gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Bu da çok iddialı bir söylem evet. Oldu yalnız. Daha öncesinde de yaptığımız programlarda ben projelerimde iddialı olduğum kadar meclis üyelerinde de iddialı olduğumu söylemiştim. Bunu da bugün bütün Manisalı gözleriyle görüyor. Biz Barcelona yaptık diyorum, öyle düşünüyorum. Peki Sayın Çörlü, siz nasıl bir belediye başkanı olacaksınız? Çünkü vatandaşın her zaman şöyle bir talebi var. Biz gerek muhabir arkadaşlarımızdan gerek dost sohbetlerinde hep şu sonuca varıyoruz.
vatandaş gerçekten ulaşabilir bir belediye başkanı istiyor. Öncelik bu. Evet. Yani projelerden ziyade belediye başkanını yolda görebilmek, onunla bir yerde çay içebilmek, elini sıkabilmek, başkanım nasılsın diyebilmek istiyor. Peki Cem Çörlü gerçekten böyle bir başkan olacak mı? Bunun sözünü verebilecek mi? Ben zaten Manisa Belediyesi'nde 5 yıldır belediye başkan yardımcılığı görevini yapıyorum. Benim odama gelip de hallolabilecek bir iş olup da hallolmadan giden vatandaşımız zaten söz konusu değil, böyle birinin olması. Yanıma gelip de çay içmeden giden insan da yoktur. Ben zaten bunun örneklerini 5 yılda görev yaptığım süre içerisinde ziyadesiyle uyguladım. İnsanların mutluluğu benim için önemlidir. İnsanlar yanınıza geldiğinde belki işi hallolmayabilir ama sıcak bir ilgi, bir bardak çay içtiğinde inanın işi hallolmasa bile mutlu bir şekilde yanınızdan gidiyorlar. Bizler zaten Manisa Belediyesi'nde görev yapıyorduk. Yani dışarıda başka bir kurumda ben çalışmıyordum. Manisa Belediyesi'nin içindeydim ve en önemli görevlerde bulunuyordum. Belediye başkan yardımcısıydım. Belediye başkanımıza ulaşamayanlar zaten bize ulaşıyorlardı. Dolayısıyla benim zorlanmayacağım bir iş. Dolayısıyla 5 yıldır zaten halkın içindeyim. Halk da bunu zaten biliyor. Ondan dolayı da ilgi ve teveccüh var. İnşallah herkesi kucaklayan, herkesin oturup çay içebileceği, sohbet edebileceği, kapısını çalmadan girebileceği bir belediye başkanı olacağımı düşünüyorum. Evet, bir de şöyle bir söylem var. Bu sene, bu yıl, bu seçimler çok zor geçecek. Yani şöyle bir şey ortaya çıkıyor. Şehzadelerde sizin karşınızda Cumhuriyet Halk Partisi'nden Semih Balaban var. Evet. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden Ömer Faruk Çelik var. Ve siz de tabii ki deneyimli ve tecrübeli bir belediyeci ve siyasetçisiniz. Bir de Cem Çörlü var. Peki vatandaş 3 adayı da karşısına aldığında sizi niye seçmeli? Yani sizin farkınız nedir o diğer 2 adaydan? Bizim farkımız belediyeciliği biliyor olmamız. Bizim farkımız projelerimizle ortaya çıkıyor. Bizim projelerimizin hepsi gerçekçi, uygulanabilir. Bu projeler kamuoyuna yansıdığında herkesten gelen tepki şuydu. Gerçekten hazırlanan projeler Manisa'nın ihtiyacı doğrultusunda gerçekten ihtiyaç olan projelerdi. Bundan dolayı seçebilir. Dürüstlüğümüzden dolayı seçebilir. Sonuçta ben Manisa Belediyesi'nde 252 trilyonluk Manisa Belediyesi'nin yatırımına imza atmış bir kişiyim. Sayısız 5 yıl içerisinde sayısız ihale yapmış biriyim. Evet. Dolayısıyla belediye başkanı Şehrül Emin'dir. O şehrin emin kişisi olduğuma inanıyorum. Onun için zaten bu yola çıktım. Manisa halkının takdiriyle inşallah gerçekleşir diyorum. Evet, belediye meclis adaylıkları listesinden bahsettik ama bir de orada geçen isimleri de aktarabilir miyiz şu anda? O da mümkün mü? Tabii ki mümkün. Vatandaşlarımız da Milliyetçi Hareket Partisi'nin Şehzadeler ilçesindeki belediye meclis üyesi adaylarının isimlerini belki de öğrenmek isterler. Tabii, önce isterseniz kontenjanla başlayayım. Tabii ki. Kontenjanın birinci sırasında eski emekli öğretmen Ali Rıza Çevik İlkokulu'nun müdür yardımcılığını yapmış. Daha sonra siyasete atılmış. Manisa'da Milliyetçi Hareket Partisi'nin il başkanlığını yapmış. Ersoy Aslan birinci sırada kontenjanda. İkinci sırada yine Manisa kamuoyunun tarafından tanınan iş adamımız. Aynı zamanda kendisi avukat. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Ercoşlar Petrol diye bilinir. Ali Ercoş. Üçüncü sıradaki meclis üyemiz kontenjandaki yine o da Manisa kamuoyu tarafından tanınan bir arkadaşımız. Kendisi makine mühendisi, iş adamı. Hem petrol şirketleri var hem de çırçır fabrikaları var. Murat Şenay. Asil listede birinci sırada yine mevcut belediye meclis üyelerimizden, eski il başkanlarımızdan, mali müşavir Ziya Elmalı abimiz. İkinci sırada yine Manisa'da birçok kimsenin yakinen tanıdığı eski devlet hastanesinin başhekimi, şu anda da Grand Medical Hastanesi'nin başhekimi, aynı zamanda ortaklarından Mümtaz Kahya var, operatör evet. Doktor. Üçüncü sırada yine Manisa Belediyesi'nde bir dönem BESOT Genel Müdürlüğü yapmış, Cengiz Bey'in hukuk danışmanlığını yapmış, avukat arkadaşımız var Yasemin Hanım, Yasemin Aktan. Dördüncü sırada yine bizim eski milletvekilimiz Hüseyin Akgül Bey'in oğlu ve Manisa Milliyetçi Hareket Partisi'nin il yönetiminde olan İktisat Celal Bayar Üniversitesi İktisat Fakültesi mezunu Ertuğrul kardeşim var, Ertuğrul Akgül. Beşinci sırada Kaan Sert, Asma Ticaret'in sahibi Ülker Anabayi. Altıncı sırada yine Karabulutlar Ticaret olarak bilinen Abdülkerim Karabulut kardeşim var. Yedinci sırada yine Manisa'da tanınmış iş adamlarından kendisi makine mühendisi Celal Bayar Üniversitesi'nden mezun Çağlar Aralı kardeşim var. 8. sırada yine Manisa'da uzun yıllar siyasetle uğraşmış
üniversite mezunu, İktisat Fakültesi mezunu İsmail Çelik abimiz var. 9. sırada Balıkesirliler Dernek Başkanımız İsa Özdemir, Manisa'da esnaflık yapıyor, emlakçılık yapıyor. Evet. Yine Manisa kamuoyunda tanınan arkadaşımız. 10. sırada yine Manisa'da tanınan diş hekimi bir ablamız var, Gülsüm ablamız. Gülsüm Nur Çelik. 11. sırada Ahmet Eker abimiz. 12. sırada Özcan Nalmatlar. 13. sırada yine bir avukat kardeşimiz Gözde Hanım, Gözde Aloğlu. 14. sırada veteriner bir arkadaşımız var, Sezgin Say. 15. sırada Mustafa Erten Bey var. 16. sırada Mustafa Zeybek Bey var. 17. sırada Yalçın Kaplan. 18'de Zeki Öztürk. 19'da Ferhat Yavuz. 20. sıramızda Hasan Öksüz var. 21'de Arif Bayraktar kardeşimiz. 22'de Eray Özgürler. 23'te Servet Yıldırım, endüstri mühendisi kendisi. 24'te Sinan Maya. 25'te Mehmet Günhan Acarol. 26'da Ali Rıza Kaya, 27'de Kemal Burak Tataroğlu, 28'de de Boran Özsayan kardeşimiz evet. var. Peki yani. Bu liste hazırlanırken sizin de görüşünüz alındı mı? Yani siz de bu listeden haberdar mıydınız? Tabii ki. Ben belediye başkanı olacağım için ya da bu ekip benim ekibim olacağı için. Direkt çok kesin bir evet. cevapla kesin, karşılık tabii. verdiniz. Liste tamamen benim kontrolümde ve benim birçok yerde benim önerimle önerdiğim isimlerden oluştu. Hı hı. Ama tabii bunu tek başımıza da karar vermedik. Bir komisyon kurduk partimizde. İçinde il başkanımızın, ilçe başkanımızın, milletvekilimizin, belediye başkanımızın olduğu 5-6 kişilik komisyonla bu isimleri belirledik. Evet, hayırlısı olsun diyelim sağ biz olun, de. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz belediye başkanı olursanız toplamda kaç kişi temsilen Milliyetçi Hareket Partisi'ne Yunus Emre Şehzadeler Meclisi'nde olacak? Şimdi tabii onu sandıktan çıkacak oy belirleyecek ama benim buradaki hedefim 20. 20 yani tane meclis üyesi 20. çıkarırım evet. diye düşünüyorum. Hayırlısı olsun tekrar o zaman. Sağ olun, teşekkür ederim. Bir de Şehzadeler'de neler yapmak istiyorsunuz? Oranın hangi sorunlarına öncelik vermek istiyorsunuz? Tabii ki proje aşamasına geçeceğiz. Hani projelerden evet. de bahsedelim istiyorum ben tekrar. Belki projelerinizde atlamış olan ya da eksik bilen izleyicilerimiz vardır. Onlar bilgilendirilsin amaç tabii burada. Peki öncelikle Şehzadeler'de hangi sorunlar çözülecek? Şehzadeler'de öncelikle sosyal projelerimize odaklanmayı düşünüyorum. Daha sonrasında da ulaşımla ilgili ulaşımı rahatlatacak kavşak projelerini hayata geçirmeyi düşünüyorum. Tabii Manisa'nın en büyük problemlerinden biri otopark. Biz otoparkla ilgili de birkaç proje hazırlamıştık. Fakat onları Büyükşehir Belediye Başkanımıza bıraktık. Açıklamasını. Ama en büyük sıkıntı otopark sıkıntısı. Onunla ilgili de Büyükşehir'le ortak çalışıp çözümlerimiz var. Bunları anlatmasını Cengiz Başkan'a bırakıyorum. Ortaklaşa hazırladığımız projeler var. Onun haricinde benim projelerimin birçoğunu sosyal projeler oluşturuyor. İşte en büyük sıkıntılardan biri düğün salonu demiştim. 3 adet evet. düğün salonundan oluşan bir düğün salonu projemiz var. Bunları anlatmıştım daha öncesinde. Yine aquapark projesi. Çocuklarımızı, gençlerimizi ilgilendiren buz pateni projesi. Bunlar benim ilk olarak hayata geçirmeye çalışacağım projeler. Evet, bunlar dışında peki neler olacak? Tabii ki yarın akşam da proje açıklamasında evet. bulunacaksınız, tamamlayacaksınız. Daha sonra tekrar bir açıklama olacak mı projelerle ilgili? Yok, son kısmını sonra. Yarın akşam açıklayacağız. Hepsi tamamlanacak. Evet, evet. Evet. Peki projeleri aslında hani tek tek incelersek belki çok zamanımızı alabilir ama evet. biraz açarak anlatırsak izleyicilerimize de neler var o projelerin içerisinde? Cem Çörlü vatandaşların karşısına neyle çıkıyor? Yani kesesinde elindeki torbada ne var? Evet, projelerimi geçen programlarda da anlatmıştım. Düğün salonundan bahsettim, diğer sosyal evet. projelerden bahsettim. Turgutlu yolu üzerine yapmayı düşündüğümüz 3 adet kavşak projesi var. Yani Karaoğlan'dan ya da Turgutlu tarafından bir vatandaşımız trafiğe girdiğinde hiçbir ışığa yakalanmadan hükümetin oraya kadar gidecek diye söyledik. Öğretmen evinin oraya hazırladığımız bir alt geçit projemiz var. Onun dışında yine Alaybey pazar yeri projemiz var. Alaybey pazar yerini 2 katlı hale getiriyoruz. Mevcut çelik sistemle bunu çözüyoruz. Alaybey'de pazar sokak aralarına yayılıyor. Bunların engellemesini önlemek, en pazarı bir yere toplamak amacıyla asansörlerle üst kata çıkılabilecek ya da merdivenlerle çıkılabilecek şekilde tasarlanmış. Daha sonrasında da otopark olarak kullanılabilecek pazar yeri projemiz var. Yine Nurlupınar bölgesine hazırlamış olduğumuz pazar yeri projesi var. Mevcut pazar yerini değiştirerek
Orayı da iki kat daha hale getirerek hazırladığımız cazibe merkezi olabilecek şekilde tasarlanmış Nurlupınar Pazar Yeri. Yine oralara gittiğimizde oradaki vatandaşlarımız sürekli bizden taziye evleri istediler. Yine yerini de ayarladık. Taziye evi projemiz var. Yeri de hazır. Yeri de hazır. Benim projelerimin hepsi yapılabilir, yerleri mevcut, hayali olmayan gerçek projeler. Yani bunun altını çizmek istiyorum. İşte evet, biraz önce bir gönderme var aslında. Biraz önce bir soru sormuştunuz. Halk sizi niye sevsin diye. Bizim projelerimiz evet. Hayali değil. Pazar yeri projemi açıklıyorum. Pazar yeri yapacağım diyorum. Yerini de söylüyorum. İşte şuradaki pazar yeri. İşte Nurlupınar'a pazar yeri yapacağım demiyorum. Yerini söylüyorum. Şu anki mevcut pazar yeri. Evet. Taziye evi diyorum. Pazar yerinin yanındaki belediyeye ait olan iki dönümlük yere taziye evi projemi hazırladım diyorum. Aqua Park diyorum. Bunun da yerini gösteriyorum. Buz pateni pisti yerini gösteriyorum. Şehzadelere yapacak olduğumuz düğün salonları diyorum. Onların da yeri belli. Dolayısıyla bizim farkımız burada ortaya çıkıyor. Biz bunların mimari projelerini bile hazırladık. Photoshop'la yapmadık bunları. Mimari projeleri bile mimarlar tarafından çizilerek hazırlanmış tam anlamıyla gerçekçi projeler. İnternetten kopyala yapıştır yöntemiyle değil. Evet. Tamamen mimarların, gerçek mimarların çizdiği, hazırladığı gerçekçi projeler. Peki gerçekten projeleri kopyala yapıştır tekniğini kullanan belediye başkan adayları var mı şu anda? Var tabii, yani bunu çok fazla girmek istemiyorum ama Google'da tarattığınızda projeleri görürsünüz, yani var. Ama sizin böyle bir durumunuzda... Bizim varsa onlar da söylesinler. Peki siz nasıl hazırladınız? Mimar hazırladı bunları, ben hazırlamadım. Ben sadece yerini gösterdim. Yok, buraya hayır, bir pazar yeri... Sormadım. Yani projeleri hazırlarken ne düşünerek, yani şimdi vatandaşın isteğini, talebini düşünerek... Bir de işte yetkililerle oturup bir masaya şöyle yapmalıyız, böyle yapmalıyız mı... Şimdi yetkili oldu. Zaten benim kendim. Ben Manisa Belediyesi'nde 5 yıldır bu işlerin içinden geliyorum. Evet. Ben ilk olarak bu projeleri hazırlarken Manisa'nın neye ihtiyacı var? Bunu düşündüm. Örneğin düğün salonu projesi aklıma geldi. Evet. Düğün salonuna gerçekten Manisa'nın ihtiyacı var. Benim projelerim hayal proje diyenler kendileri de düğün salonu projesi açıklamaya başladı. Demek ki güzel bir yere temas etmişim. Gerçekten bu Manisa'nın ihtiyacıymış. Evet. Bunu da söylemeden geçmeyeceğim. Pazar yeri de öyle. Pazar yeri de öyle. Evet. Düğün salonu projesine ihtiyacı olduğunu düşündüğümüzde ilk olarak benim araştırdığım şey, bir belediyeci olarak bu düğün salonunu yapacağım deyip ortaya çıkmak kolay. Yani görselini hazırlatmak da kolay ama en önemli problem bunun yeri. Evet. Şu an ekranda görüyoruz düğün sarayını. Evet. Şehzadeler Düğün Sarayı. Yerini bulmak lazım. Biz dolayısıyla belediyeci olduğumuz için bunun yerini de bulduk. Ondan sonra mimarları çağırıp kafamızdaki tasarladığımız işte 3 adet düğün salonundan oluşacak bir proje hazırlayın dediğimizde mimarlarımız, çalışma ekibimiz bu projeleri ortaya koyup bizlere sundular. Evet. Aynı şekilde Aqua Park dedik. Aqua Park hazırlarken ilk olarak Manisa'nın en büyük sıkıntısı yer sıkıntısı. Yani Manisa nereye Belediyesi. Yapılacak? Evet. Manisa çünkü kalıplar içerisinde kalmış, sıkışmış bir durumda. Boş arazi, boş arsa yok. En önemli problem o. Ama çok şükür bizim projelerimizin hepsi gerçekçi, yerleri de mevcut. Evet, bunu şu anda söyleyeyim. Ekranda evet. Da Aqua Park'ı görüyoruz. Yani bu şekilde olacak değil mi evet. Olursa? Evet. Evet, böyle bir yere tabii ki Manisa'nın aslında çoktan beri ihtiyacı var diye düşünüyorum evet. Ben. Hatta o kadar gerçekçi, ben bunun ne kadar alan kapladığını bile biliyorum. 30 dönüm üzerine kurulacak bir proje yani. Yeri nerede? Tabii. Yeri Sümer Bank'ın içerisinde 52 dönüm Manisa Belediyesi'ne ait olan yer. Dolayısıyla Şehzadeler Belediyesi'ne geçecek yer. Evet. Siz tabii ki seçim çalışmaları kapsamında herkese ve her kesime ulaşmaya çalışıyorsunuz. Evet. Şunu da şöyle açıklayayım size. Tabii ki duraklarda sabah ve gece servis bekleyen işçilere kadar ulaşmaya çalıştınız. Hatta evet. Simit ve meyve suyu ikramında bulunmuştunuz. Onlarla da bir araya geldiniz. Onları da unutmadınız. Aslında belki de çok güzel bir çalışmaydı bu. Yani karşı tarafın hoşuna gitmiş bir çalışma olabilir. Onun dışında diyelim ki bu nereden aklınıza geldi? Yani işte sabahın 6'sında, 7'sinde evet. Gidelim duraklara, üstelik bu soğukta. Şimdi öncelikle bu iş bir enerji işi ve ekip çalışması işi. Bizim ekibimiz bu konuda beni çok sıkıştırıyor. Hatta çalışmadığımdan şikayet eden arkadaşlar bile var. Tabii ekip olarak hazırladığımız bir projeydi. Ekipteki bir arkadaşımızın bize önerisiydi. Çok da güzel oldu. Sabahleyin 6.30'da o soğukta servise giden insanlara bir bardak çay vermek, bir boğaça, bir simit ikram etmek gerçekten hoş oldu. Bunun geri dönüşlerini de çok güzel bir şekilde hissettik.
Tabii Manisa'da Cem Çöllü bana göre önde, her anlamda önde, proje anlamında önde, seçim propagandası anlamında da önde. Önde olduğumuzu şuradan kestirebiliyorum. Biz takip ediliyoruz. Yani benim seçim programdam neler yaptım, diğer siyasi partilerden takip edilip uygulamaya koyuyorlar. Bu da beni mutlu ediyor yani. Evet. O zaman örnek alınıyorsunuz size. Evet, rol model olduk diyebilirim. Çünkü öyle söylüyorsunuz Evet, yani. Tabii rol ki bunu model ben olduk söylemiyorum. diyebilirim. Hani sizin Şimdi ağzınızdan mesela çıkan cümleler doğrultusunda. yarın da bir ilki gerçekleştireceğim. Cem Çöllü olarak şahsım yarın Uluparkta bir miting yapmayı düşünüyor, planlıyor. Tek Tek başınıza. başıma, evet. Ya tek başıma derken vatandaşı Hayır, beraber, hayır. anladım. Yani Cengiz yanınızda işte Ergün MHP'li diğer adaylar adaylarla konuşma değil. yapmadan, hani onlar Tabii miting tabii tabii yapmadan tabii. sadece Cem Tabii Çöllü'nün tabii. mitingi olacak. Yarın Cem Çöllü'nün Uluparkta Allah nasip ederse mitingi var. Yarını bekleyelim o zaman Evet, biz yarın de akşam 8'de buyurun gelin siz de. projeleri. İnşallah. Evet, izleyicilerimizden sorular da gelmeye başladı. Ahmet Uçak bize ulaşmış. Öncelikle izleyicimize çok teşekkür ediyoruz. Engellilere özel projeleriniz var mı diyor. Evet, engellilerle ilgili projemiz var. Fakat maliyeti çok yüksek olduğu için onu Cengiz Başkanımızla, şimdi biz projeleri kendi aramızda dağıttık. Yani benim açıklayacağım projeler belli, Cengiz Başkan'ın açıklayacağı projeler belli. Yer noktasında sıkıntı olduğu için ve maliyeti çok büyük olduğu için engelli köyü projemiz var. Şimdi engelliler toplumumuzun bir gerçeği. Dolayısıyla burayla ilgili hazırladığımız hem engelli çocuklarımızla ilgili hem normal çocukların oynayabileceği kaynaştırma adına hazırladığımız park projeleri, bakım evleri projeleri gibi projelerimiz mevcut. Fakat bunları görselleriyle beraber inşallah önümüzdeki hafta Cengiz Başkanımız anlatacak. Evet. Bir de diyor ki Şehzadeler ilçesine bir AVM yapmayı düşünüyor musunuz? Şimdi gerçekten alışveriş merkezi Manisa'nın ihtiyacıydı. Bir tane oldu çok şükür. Manisa'da bir tane alışveriş merkezi oldu diye biz de düşündük. Tabii ki yeter mi? Bence yeterli değil. Neden? Çünkü Manisa Celalbay Üniversitesi gibi bir kuruma sahip. Yani hem hastanesinden tutun dışarıdan tabii ki sağlık turizmi de yaşanıyor Manisa'da. Onun dışında öğrenci kenti özellikle Yunus Emre tarafını düşünürsek. Tabii bu öğrencilerin Manisa'da tutmak için bu tarz yerlere ihtiyacı var Manisa'nın, bu kentin. Bir alışveriş merkezi yapıldı ama sanırım yetersiz geliyor vatandaşlara da. Şehzadeler ilçesine bir alışveriş merkezi daha olur mu? Tabii ki olabilir ama benim şu ana kadar hazırladığım bir AVM projesi yok. Yani AVM için önce bir yer olması lazım. Dediğim gibi Manisa sıkışmış bir halde. Dolayısıyla ilk önce yeni imar planı yapılması lazım. Yeni yapılacak imar planlarında AVM'lere yer oluşturulması lazım. Benim belediye başkanı olarak öyle bir AVM projem yok. Olmadı da. Ama böyle bir şey yapacak kurum falan olursa bunu da destekleriz yani. Yani büyük şehirde belki de yapabilir. Ya olabilir ama yanılmıyorsam Cengiz Başkanım da AVM ile ilgili bir projesi yok. Anladım. Peki, bir de Ali Bey bize ulaşmış. Belediyenin sosyal projeleri çerçevesinde işsizlere yönelik istihdam kazandırıcı meslek kursları olacak mı? Çok güzel bir soru. Olacak. Sosyal belediyecilik anlamında sosyal projelerimizin içinde hazırlattığımız broşürlerde de onu görebilirsiniz. Gençlerimize istihdama yönelik onlara açacağımız kurslarla istihdama yönelik projelerimiz olacak. Bunu zaten şu anda yapıyor Manisa Belediyesi. Biz de devamını yapacağız. Yani kurslar Kurslar var. vererek onları daha sonra özel firmalara yönlendirme şeklinde şeyler desteğimiz olacak. Meslek edinilme anlamında projelerimiz olacak. Çöplerin gün içinde toplanması Cem Bey'in bu sorunlarla ilgili projesi var mı diyor bir izleyicimiz de. Çöplerin? Gün içinde toplanması. Evet. Günlük toplanması anlamında mı ya da gün içinde toplanırken yaşanan bir sorun mu var? Hiç kulağıma gelen öyle bir sorun olmadı ama gün içinde zaten çöpler toplanıyor. Yani belli saatlerde çöpler toplanıyor. Aynı şekilde devam edebiliriz. Değişik pilot mahalleler koyup çöp tenekelerini, çöp bidonlarını ortadan kaldırıp işte naylon torbalara koyup işte şu gün şu saatte her gün işte örnek veriyorum öğlen 2'de
çöpünüz naylon torbalarla evinizden alınacak şekilde bir uygulama olabilir. Ama bunu tabii kazandıktan sonra bakmak evet. lazım. Çünkü Manisa'nın en büyük sıkıntılarından biri sokakların dar olması. Çöp kamyonlarının oraya girmesinde ciddi anlamda sıkıntılar yaşadık bugüne kadar. Yaşıyoruz da. Bunu engelleme adına pilot bir iki tane mahalle belirleyip naylon torba dağıtıp o mavi büyük poşetlerden günübirlik işte her gün saat 2'de herkes çöpünü apartmanın önüne indirsin deyip seri bir şekilde çöp konteyneri yerine o şekilde bir uygulama olabilir. Bu kafamdan geçiyor. Hı hı. Allah nasip ederse bunu da pilot bir mahalle belirleyip yapmayı uygulamayı düşünüyorum. O zaman şöyle yani Cem Çöylü eğer belediye başkanı olursa Şehzadeler'de bazı istekler, bazı sorunlar da zamanla şekil alacak. Yani evet, mesela zaman, gelişen giden zamanla gelişen sorunlara yönelik başka projeler de ortaya çıkabilir diyorsunuz. Yani şimdi bazı belediye başkan adayları yeni bir şeymiş gibi yeraltı çöp konteynerleri koyacağım falan gibi söylemler de yapıyor. Manisa Belediyesi zaten bir senedir yeraltı çöp konteynerlerini, yerin altına çöp konteynerlerini pilot bir iki bölgede bunu uyguladı, uyguluyor. Biz de onun devamı olarak yine yer altına çöp konteynerleri koyabiliriz. Tabii bütçemiz buna el verir mi vermez mi onu düşünmek lazım. Çünkü bir tane yeraltı konteynerinin belediye maliyeti 10 milyar lira. O çöp konteyneri yerin altına alıp kaldıracak vincin maliyeti de 500 milyar lira. Bütçemiz yeter mi bunu bilemiyorum. Onu zaman gösterecek. Evet. Eğer bütçemiz yeterse yeraltı çöp konteynerlerine da dönebiliriz. İnci Güler bize ulaşmış. İbrahim Gökçen Bulvarı'nda oturuyoruz. Birinci sıkıntımız otopark. Demiş evet. ki tüm Manisa'nın herhalde büyük sıkıntısı bu. İkinci sıkıntımız hava kirliliği. O az önce söylediğim çöp sorunu evet. da üçüncü sıkıntılarıymış. Evet. Şimdi otoparkla ilgili sıkıntıya cevap olarak şunu söyleyebilirim. Ben her programda üstüne basarak bunu söylüyorum. Bu işte okulların altına, mevcut okulların altına otopark yapılırsa bu sorunun büyük bir kısmı gider diye düşünüyorum. Çünkü Manisa'nın trafiğine her ay resmi rakamlara göre 1100 tane araba Manisa trafiğine her ay yeni giriş yapıyor. Dolayısıyla sizin tamamen otopark sorununu çözmemiz için her ay 1100 araçlık otopark yapmanız lazım. Bu da mümkün değil. Buna çözüm yolu olarak bizler görev yaparken Manisa Belediyesi'nde Cengiz Başkanımızla beraber Milli Eğitim Bakanlığı'na ve Milli Eğitim Müdürlüğü'ne yazı yazdık. İşte ilk olarak istediğimiz yerde Ali Rıza Çevik İlkokulu'ydu. Ali Rıza Çevik İlkokulu'nu Manisa Belediyesi'ne verin. Biz onun altına iki katlı otopark yapalım. Üstündeki binayı da yine Manisa Belediyesi olarak biz yapalım. Milli Eğitim'e devredelim demiştik. Hemen akabinde diğer okulları isteyecektik. Tabii bu siyasi kaygılarla, siyasi nedenlerle bunu yapamadık, gerçekleştiremedik. İnşallah büyükşehir olursak yine Şehzadeler büyükşehir el ele otopark sorununu da çözeceğimize evet. eminim. Şu an halihazırda Manisa Belediyesi'nin Emekler Parkı'nın altına yapmış olduğu 450 araçlık otopark var. Yine ihalede kamu ihale kurumuna şikayetten dolayı bekletilen subay lojmanlarının oraya otomatik sistem yapacak olduğumuz ihalesini de yaptık. Projesi her şey bitti. İhaleyi de gerçekleştirdik. Fakat KİK'e şikayet olduğundan dolayı beklemede oraya yapılacak olan bir otopark var. Yine bunu da ileriki günlerde Cengiz Başkanımız projesini de hazırlattı. Gazi İlkokulu'nun karşısındaki subay lojmanlarının da Büyükşehir Belediyesi olarak girişimler de başladı, alınacak. Oraya da yine 500 araçlık bir otopark yapacak. Otopark sorununu Manisa'da en iyi bilenlerden biri biziz. Çünkü biz 5 yıldır görevdeyiz. Evet. Ama şu an bakıyorum diğer adaylara, diğer partilere herkes otopark sorununu çözeceğim diyor, otopark yapacağım diyor ama yerlerini söylemiyorlar. Yani projelerin gerçekçi, havada kalıyor. Projelerin gerçekçi olduğuna insanlara inandırabilmeniz için yerlerini söylemeniz lazım. Yani çözümü bu şekilde üretmeniz lazım. Yoksa öyle oluyorsa o zaman ben hemen bir tane yarın görsel hazırlattırayım. Mimarlarım hızlı çalışıyor benim. Yarın 5 tane otopark yapacağım diye çıkayım. Hemen biliyorum ki şu soru gelecek. Nereye yapacaksın bunu? Onun için proje açıklayan arkadaşlara diyorum ki yerleri neresi? Evet. Bu o zaman önemli bir detay. Düşünülmesi evet. Tabii ki yani. Gerekiyor. Yoksa o zaman atalım yani bu siyaset atma sanatı değil. Biz siyaseti böyle görmedik, böyle öğrenmedik yani. O zaman ben 10 tane otopark yapacağım diyeyim buradan yani. Evet. Ama içi boş kalır bu söylediğimi. Herkesin de en büyük beklentisi otopark ve şu çöp sorununun kaldırılması. Ama yalan söyleyeceksek 10 tane otopark yapacağımı buradan söylerim. Ama yok yani, yer yok. Manisa'nın en büyük sıkıntısı yer sıkıntısı. Ama çözmek için gayret edecek. Çözmek için Manisa Belediyesi yine gayret etti. İmar planlarını getirdi. O gün imar planlarına belki çözülebilecekti bu otopark problemi.
O zaman imar planlarına red edenler şimdi otopark yapacağım diyor. Ben de onlara yerlerini soruyorum. Nereye yapacaksınız? Hürdoğan Çakır öğretmenmiş kendisi. İzleyicimize yine teşekkür ediyoruz. Cem Başkan okullarla ilgili yeni projeler yapacak mı diyor. Okullarla ilgili projeler? Yani otoparkla ilgili mi? Yok, okullarla ilgili yeni projeleri var mı? Tabii ki var. Belki öğrencilere yönelik olabilir. Tabii ki var. Sosyal projelerim içerisinde biz zaten Manisa Belediyesi'ndeyken okullara belediye tarihinin, belki de Manisa tarihinin, belki de Türkiye'de ilk olabilecek şekilde okullara en fazla yardım Manisa Belediyesi tarafından yapılmıştır. Bütün okullarımızın duvarları kaplanmıştır. Elektrik lambaları takılmıştır. Perforjeleri yapılmıştır. Birçok okulumuzun asfaltı yenilenmiştir. Basket potalarına, kale direklerine, varasıya okulumuz yapılmıştır. Bizi de Şehzadeler Belediyesi'ne alırsak aynı şekilde öğrendiğimiz şekilde devam edeceğiz. Araç gereç yardımı yapabiliriz okullara. Yani okulların ihtiyacı neyse bugüne kadar zaten hep yardım ettik. Hatta şunu söyleyebilirim. Anaokullarına, Manisa merkezdeki devlete bağlı anaokullarına biz oyun grubu bile verdik. Yani biz zaten yaptık, okullara yaptığımız yatırım. Yazın da yüzme havuzları vardı değil mi? Yani kanallarda çocukların yüzmesini engellemek için yazın okul bahçelerine yüzme havuzları kurduk. Manisa Belediyesi 5 yıllık süreçte okullara yaptığı yatırım 15 trilyonun üzerindedir. Bakın çok dikkat çekici bir rakamdır. O zaman 15 trilyonun, evet, 15 trilyonun üzerinde Manisa Belediyesi Milli Eğitim'e bağlı Manisa merkezdeki okullara yardım yapmıştır. Bunlar nedir? Bunlar asfalttır, okul duvarlarının kaplanmasıdır, perforje demirleridir, aydınlatmalarıdır, çocuk oyun gruplarıdır. Bazı okulların bilgisayar talebi olmuştur, bunlardır. Bazı okulların ne talebi olduysa hepsi yapılmıştır, yapılacaktır da. Evet, yine aynı izleyicimiz devam ediyor. Kendi başkanlığı döneminde, yani başkan yardımcılığını kastetti izleyicimiz. Kendi başkanlığı döneminde yaptığı icraatlardan en beğendiği hangisi diye sormuş. Benim Fen İşleri Müdürlüğü'ndeyken belediye başkan yardımcısıyken. Yani tabii ki kendi başkanlığı döneminde demek istediği belediye başkan yardımcılığı döneminde izleyicimizin herhalde. Yüzün üzerinde proje gerçekleştirdik biz. Her biri benim için ayrı bir anlam katmıştır ama vazgeçemedim ve en çok hoşuma giden projelerin en başında Ulu Park'ın içindeki havuzdur. Tamamen kendi projem olması hasebiyle, tamamen benim düşüncem olması hasebiyle en çok hoşuma giden projem odur benim. Bu kente kalıcı bir eser bıraktınız o zaman siz. Evet. Onun haricinde Kenan Evren Sanayi Sitesi'nin önündeki kavşaktan her geçtiğimde kendi kendime çok mutlu oluyorum. Evet. Gece ayrı bir güzel, gündüz ayrı bir güzel. Yaptığım her projeden zevk aldım. Yaptığım her işten bugüne kadar zevk aldım. Zevk alarak yaptım. İnşallah nasip olursa, başkan da olursam aynı şekilde devam etmeyi düşünüyorum. Evet, Hürdoğan Çakır ayrıca diyor ki şu ana kadar yaptıklarınız, çalışmalarınız için kendisini tebrik ederim diye not teşekkür ederiz yazdırmış arkadaşlarımıza. Tabii ki hem telefon üzerinden hem de Facebook adresi üzerinden geliyor bu sorular. İzleyicilerimize de çok teşekkür ediyoruz. Tabii ki yanıtlandırmaya çalışıyoruz Sayın Çöllü ile birlikte. Bir de Mehmet Bey bize tabii ki Facebook üzerinden ulaşmış. Turgut Özal Mahallesi'nde çöp kalkınca oraya nasıl bir proje yapılacak o alana diye soruyor. Evet, Turgut Özal Mahallesi'nde çöp kalkacak ama çöp hala orada duracak. Çöp dökülmesi kalkacak. O çöpün kalkması oradan hemen öyle kolay bir şey değil. Ama ilk olarak oranın ıslah edilmesi lazım. Islah edildikten sonra oraya da sosyal amaçlı projelerden birkaçını uygularız inşallah. Evet, sadece sorular yok, bir de takdirler var size gelen. Yusuf Bey bize ulaşmış. Cem Bey'in gönülden yanındayız, belediyenin en başarılı müdürüydü diyor. Adaylığı hayırlı olsun ama Alay Bey'i de daha sık görmek istiyoruz. Genç, dinamik diyor sizin için. Sağ olsun, teşekkür ederim. Her şeyden önce ben Alay Bey'liyim. Alay Bey'de doğdum, büyüdüm. İnşallah çok sık gidiyorum ama bundan sonra biraz daha gitmeyi sıklaştırırız yani. Sağ olsun. Evet, üniversite öğrencisi ulaşmış bize. Evet. Berk, çok teşekkür ediyoruz. Üniversite gençliği olarak ilk defa oy kullanacağız. Bizlere yönelik ders çalışma alanları, eğlence alanları ve ucuz konut üretecek mi? Kiralar çok pahalı. Tabii. Evet. Öğrencilerin tabii ki en büyük sıkıntısı hemen maddi. Yani maddi sıkıntı onlar için çok ön planda ve ben de çok önemsiyorum öğrencileri. Evet. Öğrencinin olduğu yer genç, dinamik, hareketli olur.
Gerçekten yani sadece öğrenciler için değil, konut sıkıntısı zaten Manisa'da var. Evet. Her şeyden önce ben Celal Bayar Üniversitesi'nden mezunum. Bir kere bunun bilinmesini isterim. Celal Bayar Üniversitesi, Muradiye Kampüsü Mühendislik Fakültesi'nden mezunum. Üniversite öğrencileriyle ilgili benim birkaç projem var. Onları da hemen yeri gelmişken madem sordu anlatayım. Üniversite evet. meclisleri kurmayı düşünüyorum. Üniversite meclisleri kurup üniversiteli öğrencilerin sıkıntılarına, dertlerine bir nebze de olsun ortak olalım ya da çözüme kavuşturalım diye. İlk olarak yapacağım bu. İkinci olarak yapacağım sabahları üniversite öğrencilerine çorba vermeyi düşünüyorum. Üçüncü olarak çamaşır evleri kurmayı düşünüyorum. Burada kalan üniversite öğrencilerinin getirip çamaşırlarını verebileceği, daha sonra çamaşırlarının tertemiz bir şekilde yıkanmış, ütülenmiş şekilde bir gün sonra alabilecekleri çeşitli Manisa'nın çeşitli yerlerinde çamaşır evleri kurmayı düşünüyorum. Bunlar üniversitelerle ilgili projelerim. Sosyal projelerim zaten buz pateni olsun, yeni rekreasyon alanları yapmak. Zaten bunlar üniversiteleri direkt ilgilendiren konular. İnşallah güzel projelerim var üniversitelerin burada evet, eğlenebileceği, vakit geçirebileceği. Evet, o zaman üniversitelere verdiğiniz bir müjde olsun bu. Evet. Zülfiye doğru ulaşmış. Kuracağınız düğün salonundan biz halk olarak nasıl yararlanacağız? Özel düğün salonları gibi yüksek salon kiraları ödeyecek miyiz? Evet. Şimdi zaten bu sosyal projeyi gerçekleştirirken ilk olarak düşündüğüm şey şuydu. Yani bu nereden çıktı? Bir tane düğün salonu, yani Temmuz ayında benim çocuğum var, oğlum var. Sünnet yapayım desem. Evet. Yarın bütün Manisa'daki düğün salonlarını arasam, Temmuz ayına tarih istesem veremezler. Çünkü bir yıl öncesinden, bir buçuk yıl öncesinden buraları dolmuş oluyor. Ve fiyatları 5 milyar, 6 milyar arasında değişiyor. Bu projeyi hazırlarken zaten en önemli şey buydu, bu noktaydı. Biz bunu belediye olarak kendimiz işleteceğiz. Öyle afaki 5 milyar, 7 milyar gibi paralar istemeyeceğiz. Çok cüz'i bir paraya Manisa Belediyesi olarak, Şehzadeler Belediyesi olarak biz işleteceğiz. Ha, biz işleteceğiz derken belki kurulacak bir şirket bünyesinde olabilir. Ya da belediye kendi direkt işletebilir. Onu projemiz gerçekleştikten sonra düşüneceğiz. Ama halkın, herkesin faydalanabileceği cüz'i paralarla burada düğününü, sünnet düğünü ya da nikah merasimini yapabilecek diye düşünüyorum. O soruya da cevap. Evet. Yani maddi olarak böyle çok büyük rakamlar olmayacak özel düğün i̇şte salonları maddi gibi. Maddi olarak halkımızı zorluyor diye zaten bu projeyi gerçekleştirdik. Evet, evet. Biz de şimdi normal ticari kaygı gütmediğimiz için sonuçta sosyal belediyeciliktir bu. Öyle 300 lira 500 lira gibi rakamlara kiraya vereceğiz oraya. Evet, izleyicilerimizden gerçekten yoğun bir ilgi var. Gelen tabii ki sorular ve takdirleri de bu göz önünde bulundurursak çok teşekkür ediyoruz izleyicilerimize. Telefon numaramızı tekrar hatırlatalım. 233-77-77. Değerli izleyiciler, bir de sosyal paylaşım sitesi Facebook üzerinden yazabilirsiniz. Görüşlerinizi ve sorularınızı yöneltebilirsiniz. etv-manisa adresinden yine Sayın Çöllü'ye sorularınızı ya da görüşlerinizi aktarmaya çalışacağım ben. Evet Sayın Çöllü, seçim heyecanı var mı? Tabii ki var. Onu tabii çok merak de. Ediyorum adaylarda. Yani böyle kalbiniz küt 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 atıyor mu? 30 Mart gecesine kadar o heyecan olacak. Evet. Sandıklar ama iddialısınız sonra, siz. Tabii ki iddialıyım. Yani gerçi bu tüm yola adaylar için aynı şeyi söylemek gerekir. Yani herkesin kendine göre bir iddiası tabii var. Tabii ki var ama ben iddialıyım. Yani şahsım adına bu soruyu soruyorsanız ben iddialıyım. Evet, Ali Ergün bize ulaşmış. Evet. Diğer adaylar gibi hayal aleminde gezmediğiniz, gerçekçi olduğunuz için teşekkür ediyorum. Daima sağ arkanızdayız. Sağ olun, teşekkür ederim. Yıldıray Er. Evet. Kendisinden beklentimiz Alay Bey'in Nurlu Pınar'a doğru daha da canlı hale gelmesi. Ayrıca yaptığınız çalışmalar sebebiyle sizi kutlarım demiş. Sağ olsun. Şimdi tabii dünyada kentler, şehirler genelde hep batıya doğru gider. Biz doğuya doğru olan kısmını, yani Şehzadeler evet. bölgesinin adayıyız. Tabii bizim hedefimiz Manisa'yı o tarafa doğru büyütmek, o tarafa doğru sosyal projelerimizi yapmak. Yıldıray Bey'in sorusuna cevap olarak söylüyorum. Evet. Elbette ki o tarafı daha da zenginleştirecek, hareketlendirecek projelerimiz olacak. Evet, projelerin geri kalan kısmını tekrarlayalım izleyicilerimize. Yarın Ulupark'ta tüm saat Manisalı 8'de davetli. Tüm Manisalılar davetlidir. Akşam. Akşam 8'de. Evet. Hem bir miting havasında ufak bir konuşma yapacağım. Arkasından geri kalan projelerimi, 5-6 projemi takdim edeceğim. Aynı zamanda Manisa kamuoyuna belediye meclis üyelerimizin tanıtımını yapacağız. Son olarak peki izleyicilerimize
Manisalılara aktarmak istediğiniz, söylemek istedikleriniz neler? İnşallah bizleri izlemeye devam edin. Yarınki projelerimizi de görün. Evet. Ama siz siz olun. Manisa bir belediye başkanı seçecek ama Manisa Şehzadeler her şeyden önce hizmetkar seçecek. Manisa'nın Şehzadeler bölgesinin hizmetkarı kim olacak? Bunun kararı verilecek. Biz makam, mevki, koltuk için bu işe girmedik. Biz zaten 5 yıldır, son 5 yıldır Manisa Belediyesi'nde görev yaparak Manisa'ya olan aşkımızı, sevgimizi ortaya koyduk. Gece gündüz demeden Manisa için çalıştık. Bunun devamı olarak da Manisa'nın Şehzadeler Bölgesi'nin hizmetkarı izliyoruz. Onun için evet, bu yola çıktık diyoruz. Projelerimizi izleyin. Taktiklerimizden sakının diyoruz. Evet, bu göndermeyi çok tekrarladık yayında. Yani evet, tekrarladınız. Evet. Şimdi son 2 haftadır proje yarışı olunca ben 35 açıkladım, sen 70 hazırladın. Açıkladığın gibi tartışmalı olunca yani bunları söylemeye gereği hissediyoruz. Çirkin şeyler olmasındansa yok, projeler ben üzerinden zaten, atışmak çok daha güzel. Evet, ben zaten en başından beri, ilk çıktığım canlı yayından beri hep aynı şeyi söyledim. Evet. Projeler üzerinden tartışalım. Benim projelerim kamuoyunun önündedir. İsteyen projelerimle ilgili istediği soruyu sorabilir. Projelerimle ilgili kim, nerede, neyi tartışmak istiyorsa her zaman hazır olduğumu söyledim. Yine bunu tekrarlamak istiyorum. Ama diğer adaylarımız da alınmasın. Çünkü en başından beri bunu söyleyen benim. Projeler üzerinden herkes tartışmaya hazır olsun. Cem Çöylü diyor ki benim projelerimi istediğiniz gibi eleştirebilirsiniz. Serbest. Serbest. Bizim ama korkumuz yok. Ben ya, de eleştirince kusura bakmasınlar. Onu da söyleyeyim yani. Öyle benim mi? Kimsenin şahsınla ilgili bir düşüncem, bir söylemim olamaz. Bu bana yakışmaz. Benim siyasi ahlakıma da yakışmaz. Ama Manisalı Şehzadeler Bölgesi'ne bir belediye başkanı seçecek. Belediye başkanının da en önemli şeylerden biri de projedir, projelerdir. Dolayısıyla projelere ufak eleştiriler olacak. Kimse alınganlık, vicdanlılık göstermesin. Benim evet, projelerimde eleştiri açıktır. Buradan bunu söylüyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyorum. Için. Sağ olun. Çok sağ olun. Hayırlı akşamlar. Sağ olun. İyi akşamlar. Değerli TV izleyicileri, seçim masasında genç bir belediye başkan adayını sizlerle buluşturduk. Milliyetçi Hareket Partisi Şehzadeler Belediye Başkan Adayı Makine Mühendisi Cem Çöylü bizlerle birlikte oldu. Programımız burada sona eriyor. Herkese iyi akşamlar. Turan Mimarlık İnşaat Limited Şirketi ve Aksan İnşaat sundu.